Merhaba, bugün Kayseri halkına fark ettiğini soracağız Kayseri halkına. Başlıyoruz. Fark ettiğimde Kayseri'de bu arka sahabiye mahallesini hep yıkmışlar, onu çok fark ettim. Cami falan hep yıkmışlar. Orada eski binalar vardı, geri dönüşüm yapıyorlardı ya. Bütün binaları yıkmışlar, görünce eski camiydi, onu da yıkmışlar. Fark ettim de Kayseri'de... Çok diyemeyeceğim bunu ama ne diyebilirim ki buna? Fark ettim de Kayseri'de club yok. Club yok. Aynen. Club, gidiyor musun club? Yani aynen. Seviyor musun? Aynen. Ne yapıyorsun club'da mesela? Ya işte öyle arkadaşlarla falan takılıyoruz. Bir fışkı yok diyeyim ben de o zaman. Şey diyormuş, adam yok falan. Herif yok. Yok. İnsanlarla alakalı? İnanın yok. Yok. Fark ettim Kayseri'de. Yok. Evet. Şey, bugün şeyi fark ettim ya. Atatürk'ün şu meydandaki heykel var ya. Hı-hı. Atının sol ayağı yukarıda. Onu fark ettim. Anladım. Fark ettim de Kayseri'de bir şey varmış. O mu değil ne mi? Ne varmış? Fark ettim de Kayseri'de bu ara çok fazla bir soğuk varmış. Soğuk? Hava olarak mı? Yani ne olarak olacak? Yok, tek bir şey var. İklim çok değişti Kayseri'de. Nasıl, soğuk mu oldu? Yok, daha seneye göre, her senekine göre çok sıcak oldu. Zaten işte insanlar birbirine güvence kalmadı. Hiç kimse kimseye güvenmiyor. Herkes yalan söylüyor yani. Doğru söyleyeni görmüyorum. %5 kişi var doğru söylüyor. Ben doğru söylüyorum ama. Başka bir şey diyeceğim bir şey yok. Evimi soydular. Evinizi mi soydular? Evimi soydular. Siz bunu fark ettiniz mi? Fark ettim he. Fark ettiğin bir şeyler var mı Kayseri'de? Vallahi her şeyi fark ediyoruz ya. Farkında mısın her şeyin? Her şeyin farkındayız, görüyoruz ya. Farkını fark edene farkını öde farz. Taraftarlar takımına daha düşkün. Ne bileyim mi? Ne bileyim. Gençlerin stil farkı. Ben tarz mıyım abi? Sen çok farklı bir tarzsın. Öğrenci fazlalığı var. Ne gibi? Vallahi ben hiçbir şeyden farkında değilim, bilmiyorum. Vallahi ben hiçbir şeyden farkında değilim, bilmiyorum. Ya fark ettim de sıcakmış bayağı.